İsteriz ki sokak hayvanı diye bir gerçek olmasın, hepsinin evi olsun. Fakat ne yazık ki Türkiye şartlarında bu çok doğru bir şey değil. Daha doğrusu olabilirliği olan bir şey değil ne yazık ki. Onun için sokaklarda evet hayvanlarımız var. Ve bunların tabii ki saldırgan olmaları, sürüler haline dolaşmaları, insanları rahatsız etmesi en çok bizi üzer. Hayvan hakları savunucusu olarak artı, Haytak olarak biz buna son derece dikkat ediyoruz. Bizim amacımız hayvanlar sürüler haline dolaşsın, insanlar rahatsız olsun değil, orta yolu bulalım. Orta yolu bulmak da şu şekilde oluyor. Bu hayvanları kısırlaştırırsak, aşılarsak ve bir şekilde sosyalliklerini sağlarsak o zaman hayvanlar topluma karışıp problem çıkarmadan insanlarla beraber yaşamaya devam edecektir. Ben bu bağlamda yeni başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sivas bunun için bu konuda oldukça duyarlı. Sokaklarda kısırlaşmamış hayvan bırakmamak gibi bir hedefimiz var. Hayatın bir gerçeği. Biz anlayış yaratılan ötürü severiz anlayışı gereği sadece insanlara değil doğada tabiatı paylaştığımız tüm canlılarla hizmet etmekte mükellefiz. Sivas Belediyesi olarak şehrimizi ülkenin bir gerçeği olan, dünyanın bir gerçeği olan sokak hayvanları sorumluyla yüz yüze bırakmamak adına herkesin de menfaatini ve yaşam hakkını koruyarak güzel bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı şeffaf yürütüyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerimize ve gönüllerimize açık, üniversiteden destek alarak bilimsel olarak yapacağımız her çalışmayı kamuoyuyla paylaşarak yürütüyoruz. Bugün şunu açık yüreklilikle söylüyoruz ki bu içerisinde bulunduğumuz alanı Sivas'a kazandıranlara da teşekkür ediyoruz. Cidden İç Anadolu'nun en güzel hayvan barınağından birisindeyiz. Bunu daha da güzelleştirmek, gerek teknik olarak, gerek fiziki olarak, gerekse ki teknik personel olarak ihtiyaçlarını tamamlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine sivil toplum örgütlerimizle dönem dönem ki bugün ve dün Türkiye'nin en soğuk iliydi Sivas. Böylesi soğuk bir havada, ayazın çok sert olduğu bir havada ve bir gıdaya ulaşım noktasında beslenmeye sorun olduğu yerlerde de yine sivil toplum örgütlerimizle Paşabahçe'de, Kardeşler Ormanı'nda, Kurt Deresi'nde, soğuk Çermik'te, sıcak Çermik'te hayvan popülasyonunun yoğun olarak bulunduğu bölgelerde de besleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Gruba katıldı resmen. Evet aynen öyle ekibe katıldı. Herhalde bunları sensin herhalde.